Efendim hayırlı geceler. İstemenin sırlarındaki birlikteliğimize başlıyoruz. Bugünkü programımıza başlarken hafta içerisinde Evetler memleketine yolcu etmiş olduğum sevgili babamla ilgili birkaç cümleyi sizlerle paylaşmak isterim. Ölümle ilgili, vefatla ilgili, dünyanın faniliğiyle ilgili söylenecek çok söz var. Fakat ben bunlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Sizlerle paylaşmak istediğim bir sevdiğimizi buradan Evetler memleketine yolcu ettikten sonra ne hissettiğimiz. Onunla helalleşmiş bir şekilde mi ayrıldım? Tekrar gelse aynı şekilde devam mı ederim? Ben şu an vicdanen değerli dostlar, o kadar kuş gibi rahatım ki babamla helalleşmiş bir şekilde. Onun sevgisini, onun duasını alarak ayrılmanın ayrı bir huzuru, huzurlu atmosfer içerisinde sizlerin karşısındayım. Emin olun, eğer böyle bir hal olmamış olsaydı şu an sizin karşınızda olamayacaktım. Yani o noktada Rabbime yüz binler şükürler olsun. Aslında bize ölüm ve dünyanın faniliği şunu söylüyor. Ölmeden önce bu dünyada sevdiklerimizin tabutlarını sırtımıza almadan önce helalleşmiş, birbirimizin gönüllerini hoşnut etmiş, sevgimizi pekiştirmiş, birbirimize gerekli olan emeği vermiş bir şekilde ayrılabiliyorsak ayrılalım. O anı beklemeden eğer şu an ufak tefek, hele hele anne ve babamızla, özellikle bunun üzerine vurgu yapmak istiyorum. Hele hele anne ve babamızla ufak tefek bazı frekans uyuşmazlıkları, anlaşmazlıklar, birbirimizi anlayamama gibi durumlar varsa hemen ve hemen o anı beklemeden bence bunun tedavi ve tamir yolunu araştıralım. Çünkü o son andan sonra hakikaten geri dönüş olmadığını insan görüyor. Ben gördüm. Şu an babacığım orada, ben buradayım. Ama bu dünya hakikaten hiçbir şey için değmiyor. Kabristan'a gittiği zaman insan anlıyor. Başta anne babalarımız ve daha sonra biz kardeşiz, yani müminler arasındaki kardeşlik bağlarımızda sımsıkı, sımsıcak tutarak inşallah asla ve asla birbirimizi kırmayalım. Çünkü hakikaten o tabutu sırtınıza aldıktan sonraki dökeceğiniz gözyaşları sizin için o dakikadan sonra çok fazla bir şey ifade etmeyebilir diye düşünüyorum. Benim şahsi kanaatim. O ana gelmeden, o anı yaşamadan bu dünyadayken ben helalleşme. Bunun üzerinde bugün birkaç cümle söylemeyi kendime bir borç addettim değerli hocam, istemenin sırlarına girmeden önce. Çok önemsiyorum bunu. Yani şu vicdani rahatlığı, yüz binler şükür olsun Rabbime. Böyle bir hali de beklemiyordum açıkçası söylemek gerekirse. Bir insan sevdiğini uğurladıktan sonra, arkadaşlar aradılar bugün beni. Mesut abi gelecek misiniz programa? Ben evet geleceğim dedim. Yani gelmemdeki en önemli sebeplerden biri, evet, dostun ayrılığından duymuş olduğumuz insani bir hüzün var ama diğer taraftan da o babamla, babayla oğul arasındaki olması gereken o keyfiyet, o güzellik, o kalite olduğundan dolayı da hamdolsun şu an bir program yapabilecek bir moral ve motivasyonla sizlerle birlikteyim. Daha fazla uzatmayayım hocam. Buyurun. Evet. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizler de bu dünyadan ayrıldığımız zaman Allah son nefesimizi imanla vermeyi nasip etsin. Biliyoruz, müminler olarak Allah'tan geldik ve Allah'a döneceğiz. O yüzden bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman biz hep birlikte gönülden Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi İnna lillah ve inna ileyhi raciun demeyi kendimize adet edinmişiz. Gerçeğimiz bu çünkü. Ben de bir vakit çalıştığım kurumda
kendimi işlere kaptırmış, işlerin heyecanına kaptırmış bir şekilde giderken başımdan bir terfi geçmiş idi yeni. İlk defa yöneticiliğe atanıyor idim. İlk günlerde o heyecanların içerisinde koşuşturduğum o ilk günlerde bir sabah işe gittiğimde telefonum çaldı. Dediler ki, baban vefat etti. Ve bir anda bir şok yaşadım. Bir anda durdum. Peşinden koştuğum, uğraştığım bir hayat var. Bir hayat akışı var. Kendimi kaptırdım. Dünya benim ebedi hayatım, esas mekanım, menzilim imiş gibi. Bir de insan dünyadan bir şeyler kazandığında dünyayı daha fazla seviyor ve dünyaya kendisini daha fazla kaptırıyor. Ve Ankara'dan Trabzon'a gidip babamın başında düşündüm. Gerçekten insanın hayattayken algılayamadığı şekilde arkasından dev bir çınar ağacının dayandığı bir çınar gövdesinin devrilip gittiğini ve yapayalnız kaldığını, ortalıkta yapayalnız kaldığını hissedebiliyor. Doğrusu biz de faniyiz. Yarın bir gün de bizim evlatlarımız bizim peşimizden böyle bizi uğurlayacaklar. O açıdan hani istemenin esrarı üzerinde konuşurken hep şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz müminler için bu hayatın faniliği bir gerçektir. Ve biz bunu günün sabahından akşamına kadar sürekli idrak etme çabası içerisinde oluyoruz. Ve böyle olduğu için de biz dualarımızı sırf dünyevi bir kısım çıkarların peşinde dolaştırmayız. Biz ebedi hayatı dikkate alarak Rabbimizden hem dünya için hem de ahiret için dileklerde ve yakarışlarda bulunuruz. Cenab-ı Hak böyle bir dua anlayışını bize nasip etsin. Hepimizin dünyadan ayrılmış olan büyüklerine rahmet etsin ve bizim de o rahmetle dünyadan ayrılmamızı nasip etsin inşallah. Amin. Bir şey daha hissettim. Bazı şeyleri biliyoruz. Bir de bildiklerimizi bazen hissediyoruz. Bize özel hissettiriliyor. Şunu hissettim. Ahiretin varlığı, ahirete olan, ebediyete olan imanımız bize ihsan edilmiş öyle büyük bir nimet ki şayet o hayatımızda olmasa bu hayat yaşanılası değil. Yaşanmaya da değer değil. Hatta bu hayat tamamen vur patlasın, çal oynasın. Tamamen insanın kendisini her saniyesiyle manen sarhoş etmesi gerekir. Şu güzel Ramazan dakikalarında bu söylenir mi Mesut Bey diye şimdi bazı dostlarımız bana kızabilir. Kızsınlar diye söylüyorum zaten. Ebediyet olmasa vur patlasın, çal oynasın bir insan her anını sarhoş geçirmelidir. Çünkü o acıyı başka hiçbir şey dindirmez. Düşünsenize her şeyinizin kayıt aldığınız, her şeyinizi unutmamak üzere kendinizi programladığınız bir dünyada her şey fenanın damgasını yiyor. Her şey fani. Bir de sevdiklerinize bu fanilik damgası vurulduğunda mesela vefat ettiğinde düşünsenize ebediyetle bağınızın olmadığını. Bir de çok seviyorsunuz. Sevginiz derecesinde acı çekersiniz. Kalbinizden koparıldığı zaman, alındığı zaman size ne hissettirilir? Ama ben şunu gördüm. Risale-i Nur Külliyatı'nda bu meseleyle ilgili Risale-i Nur müellifi muhterem Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri muhteşem serlevha cümleler yazmış 20. mektupta ve ileyhil masir o 11 kelimelik ey insan bilir misin nereye gidiyorsun, nereye sevk olunuyorsun? Babamın tabutunun başında beklerken gasilhanede umrede üzerime giydiğim ihramımı onun üzerine sararken bizzat kabrine kendi ellerimle koyarken hep bu cümleler gözümün önünde böyle satır satır geçiyordu. Dünyanın 1000 senelik mesudane hayatı 1 saatinde mukabil gelmeyen cennet hayatının o cennet hayatının dahi 1000 senesi 1 saat rüyeti cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil Zülcelal'in daire-i rahmetine mertebe-i huzuruna çıkıyorsun. Böyle bir yere gidiyorsun. Ey insan ağlama, dövünme, hiç üzülme. Hissettirildiğini, yani dünyamda bunu gördüm.
Bir taraftan da manen sevindim. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimet, ahirete iman. Şimdi ihtiyaç diliyle istemek diyeceğiz. Bakıyoruz ilk bölüm. Evet, birazcık daha bu minvalde geçti ama dua ihtiyaç diliyle istendiği zaman, şimdi dualarımızın, isteklerimizin kabul sebeplerini konuşuyorduk. Şöyle bir cümleyle başlamışsınız İstemenin Esrarı isimli kitabınızda. İhtiyaç derecesinde şiddetlenmiş bir dua, hızla ve canlı olarak göklere yükselir. Yani ihtiyacımızın şiddetlendiği anda etmiş olduğumuz bir duanın anında göklere yükseldiği ifade ediliyor. İlahi lütuflar dağıtılırken muhtaçlara öncelikler verilir demişsiniz. Ve bu şekilde başlamış bu güzel kitabın bu paragrafı. İsterseniz evet, buradan başlayalım. Şimdi tabii duanın red sebeplerini sıraladıktan sonra kabul sebeplerinden ikisini geçtiğimiz sohbetimizde, geçtiğimiz hafta pazar günkü sohbetimizde irdelemiştik. Gönülden çılgınca istemek ve yetenek diliyle istemek işlediğimiz iki konuydu. İhtiyaç diliyle istemek ve vakit olursa da inşallah bilinçli istemek, ne istediğimizin bilinci içerisinde olmak da bugün üzerinde durabileceğimiz iki duanın makbuliyet şartı olabilir inşallah. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Biz Cenab-ı Hakk'a muhtacız. Ve Cenab-ı Hak, alemi insan için yaratan Cenab-ı Hak, insanı kendisine kulluk için yarattığına göre, Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Alemi, yeryüzündekileri insan için yarattığını söylüyor. İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bu kulluğun yaşayabilmesi, bu kulluğun mevcut olabilmesi, deneyimlenebilmesi insan ile Allah arasındaki bir anlamda sahip-köle ilişkisinin korunmasına bağlıdır. Yani efendi-abd ilişkisinin korunmasına bağlıdır. Efendi, sahip, yaratan, var eden, yani Arapça karşılığıyla Rab Allah'tır. Bunun karşılığında kul, yani köle, Arapça karşılığıyla abd, insandır. Şimdi böyle bir tablo içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bu kulluğun yaşayabilmesi anlamında dileği, kulun kulluğunu unutmaması, Allah'a muhtaçlığını bilincinde sürekli canlı tutmasıdır. Ve Cenab-ı Hak bu kula lütuflarda bulunur, sayısız lütuflarda bulunur. Doğumundan ölümüne kadar yaratılışı bir lütuftur zaten, muhteşem bir lütuftur. O muhteşem azalarla vücuda gelmesi olağanüstü bir lütuftur. Ve yaşatılmasının her saniyesi bir lütuftur. Gözlerinin görmesi, kulaklarının duyması lütuftur, tatması lütuftur. Ve Cenab-ı Hak bu lütufların devam edebilmesi için kulun Rabbine muhtaçlık hissinin canlı olmasını dilemiştir. Aksi takdirde kul Rabbinden kopar. Bu anlamda Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki وَاللّٰهُ غَنِيٌ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى. Allah zengindir ve siz muhtaç fakirlersiniz. Bu gerçeği idrak etmelisiniz. Gerçek bu. Bir damladan yaratıldınız. Yoktunuz, bir damladan yaratıldınız. Bütün varlığınızı Rabbinize borçlusunuz. Annenin bedeninde sizi nasıl beslediyse sonra dünyada rengarenk ve çeşit çeşit lezzetlerle beslemeye devam ediyor, korumaya devam ediyor. Ve siz Rabbinize son saniyesine ve son milimine kadar muhtaçsınız. Öyleyse bu muhtaçlığınızı idrak ettiğiniz ölçüde sizin dualarınız makbuldür. Bu muhtaçlığınızı Rabbe karşı, Yaradan'a karşı, sahibe karşı bir kul olarak, bir köle olarak, bir abd olarak ihtiyaç hissinizi algıladığınız ölçüde Cenab-ı Hak sizin dualarınıza karşılık veriyor. Ayeti bir kere daha alabilir miyiz? En son okumuş olduğunuz o ayeti tekrar ve tekrar. Vallahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah zengindir ve sizler muhtaç fakirlersiniz. Sizler muhtaç fakirlersiniz.
bankada hesapta vardı 2 milyon 5 milyon var. 5 tane yazlık, 3 tane ev, arsalar. Yani bir insanın hayalinde sahip olabilme noktasında maddi açıdan her şeye ulaşabilme imkanı var diyelim. Bununla birlikte dünyevi konforu muhteşem, sağlığı, sıhhati muhteşem. Yani kendisine öyle ikramlar yapılmış ki. Ya şimdi böyle bir durumdayken de mi acaba ve entumul fukara? Hani şeyi anlıyorum. Hani bir insanın ihtiyaçlı olduğu, dünyevi olarak da ihtiyaçlı olduğu bir pozisyonu vardır. Hani parası biraz az olabilir, imkanı az olabilir. Hani ben birazcık ihtiyaç hissediyorum, birazcık kendimi bazı noktalara zayıf hissediyorum diyen insanlar muhakkak var yeryüzünde. Herkes böyle çok muhteşem maddi imkanlara kavuşturulmuş değil. Benim merak ettiğim insan, hani az evvel ifade ettiğiniz bir kare vardı değerli hocam. İnsan dünyada muvaffak olduğu zaman dünya daha güzel görünüyor. Dünyanın işlerine dalıyor. Dünyada muvaffakiyetle birlikte, dünyada mal sahibi olduğu zaman da insan sanki böyle birazcık kendisini gani, kendisini böyle zengin hissediyor. Zengin hissettiğimiz zamanlarda da mı acaba fakiriz? Benim öğrenmek istediğim sizden... Her zaman fakiriz. Her zaman fakiriz. Her anda. Elimizdeki her şey Allah'ın bize emanetidir. Allah'ın bize lütfudur. Ve Cenab-ı Hak talimat verirse bir anda ve bir saniyede her şeyi kaybedebiliriz. Bir anda. Küçücük bir çizik atmakla her şeyi elimizden alabilir. Nice insanların o korunaklı kalelerin içerisindeyken, şöyle sigortaları, böyle sigortaları var iken gelen bir talimatla bir anda bütün saltanatları yerin dibine batabilmiştir. Evet. İyi insanların da kötü insanların da. Bazen küçücük bir kibir, küçücük bir yanlışlık çok iyi, çok temiz bir insanın bütün saltanatını kaybetmesine sebep olabilir. Bu açıdan mesela 1071 Fatihi, Malazgirt Fatihi, Alparslan'ı düşünün. O dev Bizans ordusunu devirmiş, girdiği bütün savaşları kazanmış, İslam ordularının Anadolu'yu fethetmelerinin kapısını açan komutan. 40 küsur yaşlarında vefat ediyor. Vefatı nasıl gerçekleşmiş? Alparslan nihayet bir kaleyi fethetmeye giden ordusuna bir tepeden bakarken, o yerleri adeta titrete titrete giden ordusuna, dev gibi ordusuna bakarken kalbinden şöyle bir düşünce geçirmiş. Bunu kendisi ifade ediyor, itiraf ediyor. Ben diyor, cihan hakimiyim. Kim benimle boy ölçüşebilir? Ordusuna bakarken, koca Bizans'ı deviren ordusuna bakarken böyle geçiriyor kalbinden. Ve birkaç gün sonra Buhara yakınındaki Han'a Kalesi seferinde kale komutanı Yusuf el-Harezmi teslim oluyor. Getiriyorlar, ayaklarına seriyorlar komutanı. Ve orada nasıl oluyorsa bir dalgınlık anında hançerliyor kendisini. Hançerleniyor. 4 gün sonra artık ölüm döşeğinde kurtulamayacağını anlıyor. 4 gün sonra çağırıyor devlet ileri gelenlerini. Diyor ki, ben kibir içerisinde böyle bir şey düşündüm kalbimden ve Cenab-ı Hak karşılığını hemen bana gösterdi. Acizliğimi bana gösterdi. Tevbe ediyor ve şehadetle şehit oluyor. Bu bizim için bir ibret olmalı. Biz muhtacız, biz aciziz. Cenab-ı Hak hakimdir. Cenab-ı Hak her şeye hakimdir. Bu ihtiyaç hissi ve bilinci içerisinde hareket edebilirsek, sağlığımızı bir anda alabilir elimizden, aile saadetimizi bir anda alabilir, malımızı bir anda alabilir, eşimizi bir anda alabilir, makamımızı bir anda alabilir, annemizi babamızı bir anda alabilir, canımızı da bir anda alabilir. Öyleyse biz muhtacız kardeşim, biz muhtacız, bitti. Bunu idrak ederek yapılan dua Cenab-ı Hak ile irtibatımızı sürekli canlı tutan ve karşılık alacak olan duadır. Eğer biz muhtaçlık hissini kaybetmiş isek, o zaman biz Allah'tan koptuk.
O zaman bizim isteklerimizin karşılık bulması bizi Allah'tan daha da uzaklaştıracaktır. Allah'ın muradı bu değil ki. Bizi şeytana yem etmek istemiyor ki. Evet. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Bu ihtiyaç lisanıyla, diliyle dua etmenin dinamiklerini kendi dünyamıza nasıl işlettireceğiz? Bunu daha derinden hissedebilmenin yöntemleri var mı? Muhakkak var ki böyle bir kitap vücuda gelmiş sizin aracılığınızda değerli hocam. Bu dinamikleri ikinci bölümün hemen başında sizden alalım diyelim efendim. Aramızdan sonra birlikteliğimiz devam edecek.